5000 yıllık tarihiyle uygarlığın beşiği ve ticaretin doğduğu, ticaret geleneğiyle Kayserililik markasını yaratan, Mimar Sinan geleneğiyle kent mimarisinde dünyaya örnek olan, çalışma, üretim gücü ve girişimcilik ruhuyla dünya çapında markalar yaratan bir şehir, Kayseri. Ve binlerce yıllık kentsel gelişim öyküsünün sihirli gücü Erciyes. Sanki Erciyes'in varlık sebebi Kayseri. Kayseri adeta sırtını yasladığı bu büyük varlıktan alıyor gücünü. Çağlar boyunca da zirvesi karlı, başı bulutlu Erciyes gibi hep serin kanlı, aklı selim, hesabını iyi yapan, hepsinden önemlisi Erciyes'e bakarak hep zirveyi hedefler Kayserili. Çünkü yüksekliğiyle zirveyi, ulaşılmazlığıyla çalışma azmini, zorluğuyla paylaşmayı, heybetiyle güçlü olmayı öğretir Erciyes. Erciyes'e bakarak büyüyen ve eserlerinde ondan etkilenen Mimar Sinan gibi Kayserili, binlerce yıllık uygarlık mirasını genlerine işleyen ticaret geleneğiyle yoğurarak kent kimliğini markaya dönüştüren bir başarı öyküsünü yaratıyor. İşte bu yüzden Kayseri ve Kayserili hep zirveyi hedefliyor. Bugün de yaşayan tarihi eserlerle modern şehircilik anlayışı iç içe geçiyor. Ve Kayseri sadece bugünkü modern yapısı ve üretim gücüyle değil, binlerce yıllık uygarlık mirasıyla da bir dünya kenti. Kayseri, Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin en görkemli eserleriyle büyük dükkanlar, yüksek apartmanlar, geniş ve uzun bulvarlarla iç içe yaşıyor. Çalışkan, becerikli ve dürüst insanlarıyla Orta Anadolu'nun başkenti gibi çevre illeri besliyor. Ticaret anlayışının taçlandırdığı büyük sanayi yatırımlarıyla sadece Türkiye değil, dünya için üretiyor, dünya için çalışıyor. Kayseri ismi M.Ö. 20-30 yıllarında Roma İmparatoru Kaiser Augustus adına kente verilen imparator şehri anlamına gelen Kayseriya'dan gelmektedir. İpek yolunun üzerinde bulunan ve tarihi 5000 yıl öncesine dayanan Kayseri, Anadolu medeniyetlerinin hemen hepsine ev sahipliği yapmıştır. Bölgede Kanış krallarının saraylarının hemen yanında dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak kabul edilen Karum bulunuyordu. Burada bulunan Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri, zarflı Asurca tabletler, senetler, mühürler, Anadolu'daki yazılı ticari hukuk sistemini de bu kentte doğduğunu gösteriyor. İpek yolu üzerindeki Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve ilk uluslararası fuar olan Yabanlı Pazarı da Kayseri'nin dünya ticaret tarihindeki rolünü ortaya koyuyor. Bugün de Kapalı Çarşı, Bedesten ve Bezirhan'la bu ticaret geleneği devam ediyor. Kayseri, 5000 yıllık uygarlığın adeta bir açık hava müzesi. Hitit, Asur, Pers, Kapadokya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ait yeraltı şehirleri, höyükleri, tümülüsleri, lahitleri, kiliseleri, kümbetleri, türbeleri, medreseleri, kervansarayları, külliyeleri ve camileriyle adeta tarih kokuyor. Selçuklular döneminde kurulan Şifahiye ve Gıyasiye Medresesi'nin dünyanın ilk uygulamalı tıp okulu olması, Eratnalılar döneminde bugünkü valinin görevlerini üstlenen Melike Suli Paşa'nın ilk kadın vali olarak kabul edilmesi, Kayseri'nin tarihteki öneminin kanıtları olarak öne çıkıyor. Kayseri, Kurtuluş Savaşı sırasında da çok önemli bir rol üstlendi.
zor yıllarda sorun yaratan değil, daima milli mücadeleyi destekleyen bir şehir oldu. Bu nedenle bir dönem başkent olması gündeme geldi. Bugün Kayseri Lisesi olarak hizmet veren, Kurtuluş Savaşı sırasında meclis binası olması da düşünülen Kayseri Sultanisi'nin savaş yıllarındaki mezuniyet defterine, son sınıf talebeleri Sakarya Savaşı için cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okul mezun verememiştir cümleleri yazıldı. Büyük Atatürk'te 20 Aralık 1919'da Kayseri'nin ileri gelenleriyle görüştükten sonra, Kayserili ihtiyat zabitan arkadaşlarımın istiklal mücadelesi uğrunda yaptıklarından ve yapmak istediklerinden tamamen ve memnuniyetle haberdar bulunuyorum diyerek Kayseri'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü dile getiriyordu. Şehrin sihirli dokusunda atılan her adımda hissedilen ve Hititlerden Cumhuriyet dönemine kadar uygarlığın her aşamasını gözler önüne seren tarihi miras, bugün Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Gevhernesi ve Tıp Tarihi Müzesi, Kent Müzesi ve Atatürk Evi'nde ziyaretçilere sunuluyor. Sönmüş bir volkan olan Erciyes, 30 milyon yıl önceki patlamalarıyla Hasan Dağı ile birlikte Kapadokya bölgesindeki peri bacalarının da oluşumunu sağlamıştır. Kapadokya bölgesinin giriş kapısı olan Kayseri, turizme yönelik doğal güzellik ve olanaklarıyla cazibe merkezi haline gelmiştir. Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan ve 3917 metre yüksekliğiyle Erciyes Dağı, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve insana ilahi duygular sunan azametiyle Kayseri'nin sembolü. Dünyanın kayağı en elverişli karının ve Türkiye'nin en güzel kayak pistlerinin bulunduğu Erciyes, 3200 metre uzunluğundaki kayak pistleriyle uluslararası kış sporları merkezi konumundadır. Kayak pistinin ilk 1500 metresi ışıklandırılarak gecede kayak yapılmasına olanak sağlanıyor. 24 saat hizmet veren tesisler tam kapasite çalışmakta ve en ağır hava koşullarında bile zirveye ulaşmak sorun olmamaktadır. Erciyes'te dağcılık ve buzul tırmanışlarının yanı sıra yaz aylarında trekking de yapılmaktadır. 301 kuş ve 384 bitki türünün bir arada bulunduğu Sultan Sazlı Kuş Cenneti, yaban hayatın korunduğu Aladağlar Milli Parkı, Hacer, Zamantlı ve Soğanlı Vadileri, Yedi Göller, Kapuzbaşı Şelaleleri, termal suları Kayseri'nin birer doğa harikasıdır. İşte bu yapısıyla Kayseri sadece ticaret ve sanayide değil, turizm alanında da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir. İç Anadolu bölgesinin yukarı Kızılırmak kısmında yer alan ve 16.917 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Kayseri, Anadolu'nun kavşak noktasında yer almaktadır. Kayseri, Anadolu'nun merkezindeki konumuyla kara ve demir yolunda kolay ulaşım imkanı sunarken, hava yolunda İstanbul'a günde karşılıklı 3 seferle ülkeye, her hafta karşılıklı 5 uluslararası seferle de dünyaya bağlanıyor. ...1.060.000 olan il nüfusunun 732 binini kent, 328 binini de köy nüfusu oluşturuyor. Nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının altında olan kentte, şehirleşme oranı da %69 olarak tespit edilmiştir. Kent, 4 milyon metrekarelik toplam ve kişi başına düşen 8 metrekarelik yeşil alanı ile Türkiye'nin en çevreci illerinden biridir. Gecekondu önleme bölgeleriyle gecekondu ve kaçak yapılaşma önlenirken planlı mimari yapısı ve uzun geniş caddeleriyle dikkat çekmektedir. Kayseri'nin dikkat çeken bir diğer özelliği de 1950'lerden bugüne eğitime olan hayırsever katkısı. Hayırsever Kayserilerin desteğiyle ilk, orta ve yüksek öğrenimde çok sayıda okul yaptırılmıştır. İlde okul yazarlık oranı %92'yi aşmış, en az ilk öğretim mezunu olanların oranı ortalama %34'e ulaşmıştır.
1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ile temeli atılan ve 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını alan üniversitede 17 fakülte ve 14 yüksekokulda 204'ü profesör, 74'ü doçent, 1230'u diğer öğretim elemanları olmak üzere toplam 1508 öğretim üyesi görev yapmakta, 28 bine yakın öğrenci öğrenim görmektedir. Sağlık hizmetlerinde gelişmiş olanaklara sahip olan kentte, devlet ve özel hastanelerle birlikte diğer tıbbi kurumlar sağlık hizmeti vermektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında da çalışma azminden hiç vazgeçmeyen Kayseri, dünyanın halı ipliği fabrikası, Kayseri Tayyare Fabrikası ve Tank Tamir Fabrikası, Ankara-Kayseri Demir Yolu, yöreye elektrik sağlamaya başlayan Bünyan Hidroelektrik Santrali, Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Kayseri Şeker Fabrikası gibi kamu yatırımlarıyla sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Tarih boyunca ilgi odağı olmasını sağlayan coğrafi konumu, gelişmiş altyapı olanakları, eğitimli iş gücüyle Kayseri geleceğini yeniden planlıyor. Tarihin ilk organize ticaret merkezi Kültepe Karum'dan başlayan ve bugün toplam 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesiyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kent, ticaret ve sanayi altyapısıyla sadece Türkiye'de değil, dünya çapında rekabet gücüne sahip durumda. Zira Kayseri'de üretilmeyen hiçbir şey yok. En gelişmiş teknolojiler kullanılarak tekstilden konfeksiyona, gıdadan halıya, metal eşyadan mobilyaya, hayvancılıktan maden ürünlerine, temizlik malzemelerinden elektrik, elektronik, haberleşme ürünlerine, makina ve savunma sanayine kadar her türlü sektörde 700 civarında fabrikada üretim gerçekleştiriyor. Kayserili zengin ama müsrif değil. Temkinli, hayal peşinde koşmaz, krizlerin altından rahatlıkla kalkabilir. Binlerce yıllık ticaret geleneği ve tecrübesiyle birikimini sanayiye yatırır, üretime dönüştürür. Bugün Kayseri'deki sanayi işletmelerindeki istihdamın 100 bini aşması da Kayserililerin bu yapılarının ürünüdür. İşte bu yüzden Kayseri sürekli girişimci yetiştiren bir ildir. Türkiye'nin ekonomik yaşamına damgasını vuran pek çok iş adamı Kayserililiğiyle övünür. Kayseri şimdi bayrağı çok daha ileriye taşıyacak girişimcileri yetiştiriyor. Kentte ekonomik yaşama en büyük katkıyı 1896 yılında kurulan 30 meslek grubunda 15 bin üyeyle hizmet veren Kayseri Ticaret Odası ile 1966 yılında kurulan 26 meslek grubunda 700 üyeyle faaliyet gösteren Kayseri Sanayi Odası sağlıyor. Bir günde 139 fabrikanın temeli atılarak dünya çapında bir rekor kıran Kayseri, pek çok sanayi alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmasını sağlayacak yatırımları, teknolojiyi ve insan gücünü geliştiriyor. Daha